ihtiyacı olan böyle bir güzel meydanı kısa sürede başlayıp ve zannediyorum 2-2,5 yıl gibi bir zamanda bitirecek olması herkesi heyecanlandıracak, bizim de ziyadesiyle mutlu olduğumuz bir proje. Başarılarının devamını diliyorum. Sayın Başkanımız Bursa'nın gerçekten çok önemli problemlerine parmak basan, bu problemlerin halli konusunda cesaretle üzerine gidebilen ve sorumluluğu üstlendiği günden bu yana fark yaratan, hizmetlere imza atan bir kardeşimiz. Geldiğim zaman hemen fotoğraf çektim, babama gönderdim. Babam Filistinli, bu mekanlar çok seviyor. Burada ilk defa gittiğim zaman böyle bir şekilde yaşıyorlar. İlk defa buraya geliyorum, çok beğendim. Bursa zaten birinci başkenti olduğu için o zaman o da için zaten çok kıymetli bir şey, çok güzel bir şey. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ona özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Ailem Filistin'de, Gazze'de, babamın arabası bombalandı. Türkler bizim için yani çok güzel şeyler yaptı. Araplar bize aynı şeyi yapmadı. Emperyal güçlerin, Amerika'nın, İngiliz'in, Batı'nın kendi menfaatlerine göre kullandı. Ama diğer taraftan fakir ülkelere, Müslümanlara döndüğü zaman bu iş, orada insanın hükmü değeri yoktu. O Filistinlilerin oradan topraklarına sürüldüğünü, insanların orada katledildiğini, çoluk çocuk demeden, kimse görmedi bunu şimdiye kadar. Şimdi ancak Türkiye'nin gayretleriyle o harita ortaya çıkabildi. Bursa'da şu anda 90 farklı ülkeden üniversitede öğrenci var. Bu öğrencilerin hem kendi eğitimleri alarak hem de bu farklı ülkelerdeki arkadaşlarla diyalog kurarak daha sonraki süreçlerde kendi ülkelerinize gittiklerinizde yönetimlere gelerek böyle bir anlayışı oluşturmak, diyalog oluşturmak. Bisiklet camiasına yönelik bir faaliyet için, onun duyurusu için bir araya geldik. Hem Bursalılara, bisiklet camiasına ve Bursa'nın Türkiye'ye, Türkiye dışına tanıtımı noktasında önemli bir faaliyet. Bu tırmanış 27 Haziran Pazar günü 8.30'da Bursa Millet Bahçesi, İstiklal'ın olduğu yerden başlayarak Uludağ'a doğru yürüyüşe geçeceğiz. Parkur 31.7 kilometre olacak. 500 bisikletle bisikletçiyle sınırlandırılıyor. Kadın erkek ayrı gruplar yapılıyor ve 18-20 yaş grubundan başlayarak 60-64 yaş gruplarına kadar 10 farklı grupta yarışma yapılacak. Bu yarışmaya katılmak isteyenler de internet sitesi üzerinden osmangaziuludağtırmanışı.com adresine başvurarak. Tanpınar Edebiyat Yarışması Türkiye'nin en uzun soluklu, ara vermeden 2001 yılından başlayarak bugüne kadar gelen bir yarışma. Bu etkinliklerimiz kapsamında ikinci bir konuda Tanpınar Sempozyumu. Onu da bu yıl 5 Haziran Cumartesi günü hocalarımızın katılımıyla Panorama'da gerçekleştirmiş olacağız. Mansiyonlardan üçüncüyle başlayalım. Elif Rumuzu'yla katılan Keyfiyet adlı eser Bursa'dan Kadriye Gencer'e. İkinci mansiyon Cikcik Rumuzu'yla katılan Harmança adlı eser Elazığ'dan Emrah Özdemir tarafından gönderilmiş. Lal Jamila Rumuzu'yla katılan Tesis adlı eser Antalya'dan Melisa Park'la tarafından gönderilmiş. Tebrik ediyoruz kendilerini. Dereceye giren üçüncüden başlayalım. Türkü Rumuzu'yla katılan Bir Çingene Masalı adlı eser İzmir'den Eşref Karadağ, Divit Rumuzu'yla katılan Nilgün ve Nakkaş adlı eser İstanbul'dan Emir Ali Çevirme tarafından gönderilmiş ve ikinciliğe layık görülmüş. Kebikeç Rumuzu'yla katılan Kambur adlı eser Zonguldak'tan Esra Kahya tarafından gönderilmiş ve birinciliği almışlar. Bakın
rehabilitasyon merkezi, kısaca BAREM. Osman Gazi Belediye'mizin inşa etmiş olduğu ve inşallah 2 ay sonra inşaatının biteceği bir sosyal proje. Sosyal belediyecilikte gelinen en üst nokta. 200 yaşlıların burada kalabileceği bir huzurevi, 150 kişinin burada kalabileceği Alzheimer hastalarının kaldığı bölüm, 150 kişi de engelli bakım merkezi. Gazi Belediye'mizin Ekolojik Yaşam Merkezi'nde üretmiş olduğu yerli milli tohumları fidelerini dağıtıyoruz. Kendi ürünlerimizi, kendi milli tohumlarımızı geliştirme adına Osman Gazi Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi'ni kurdu ve bu yaşam merkezinde 35 dönümlük bir alanda tohumlardan fide üretip ve bu yılda ilk defa bu alan içerisinde bölümlere ayrılmış yerlerde bu fideleri kendimiz yetiştirerek, büyüterek ve elde etmiş olduğumuz ürünlerden tohumun devamını getirmiş olacağız.